Şenköy Camisi'nde öğle namazımızı kıldık. Camiyi kapattık. Bağış yaptık hayırlısıyla. Şimdi şuradaki eve gidiyoruz. Burası Doğuların doğduğu, büyüdüğü, yaşadığı ev burası işte. Burası caminin tuvaletiymiş. Buraya kadar hiç beton meton yokmuş. Şimdiye kadar beton yapılmış. Buraya kadar geldik araba. Bundan sonra merdivenler var. Bu merdivenler çıkacağız. Burası Talat'ın eviymiş gördüğünüz gibi. Şimdi şuranın yüksekliğine bak. Şu anda Kürdoğulların evine yürümeye merdivenlerden başlıyoruz böyle. Şurası cami. Camiden geliyor. Şuradan merdivenlerle tırmanmaya başlıyoruz. Burası sonradan beton yapılmış. Kolay değil. Çıkması bayağı zor yani. Yüksek merdiven. Yağmur çok yüksek yağmur yağıyor. Taşlı yol. Rampa yukarı çıkıyoruz. Taşlı yol. Basamaklı. Ama yukarı. Yani şöyle bakarsak ne kadar aşağıdan geliyor bırak. Evet. Hadi bismillahirrahmanirrahim. Geçeyim. Evet, burası yapraklı, çamurlu bir yol. Bayağı bir rampa çıktık. Araba orada kaldı. Evin bahçesi. Nasıl böyle bir bu? Evet. Bura. Tahta kapı var burada. Böyle bir şey oymalı. Evin önü böyle taşlı. Önünde de böyle bir boşluk var. Burası kiler ardiye gibi bir şey herhalde. Kapatmışlar. Ahır, ardiye. Buraya hayvan gelmiş ama ben gelmiş buraya. İnek mi gelmiş? Burası alt katı, bodrum katı. İnek değil bu. Ayı. Ayı mı? Başka bir şey. Burası neresi? İşte burası. Şurası Serenderi. Burası da ahırın alt bölümün girişi. Burada 3-4 tane ahır var. Serender var. Böyle merdivenle çıkılıyor. Ne yapıyorsunuz? Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Orası çıksınız. Burası Hyundai'ların evi. Şurada çeşme var iki tane. Şurası Serender. Şurası evymiş. Burası da böyle işte. Burası merdivenden üst kata çıkılıyor. Burası alt kat. Şurası bir oda. Burası böyle cami gibi diyeyim. Ya da şey mutfak burası. İki gözü var. Mutfak. Girişim burası. İki tane çeşme var. Çeşmenin hemen burası bir oda. Kapısı böyle. Merdivenden üst kata. Burası giriş kat. İki tane tahta. Taze? Ayı mı? Başka bir şey.
Burası neresi? Salatın neresi burası? Burası kalemleri. Burası ahırın alt bölümün girişi. Burada 3-4 tane ahır var. Kalemler var. Böyle buna buranın çıkıyor. Ne yapıyorsunuz? Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Orası siz kimsiniz? Kapıda ne yaparsınız? Bırak! Bırak! Ha sen Emine'nin uşağısın mı? He he! He! Emine'nin uşağı mı? He he! Nazır he, aşağıda da. Gel hoş geldin, hoş geldin. Burası bir oda. Burası. Şuanı gibi durun. Burası mutfak burası. Burası yuklu. Hoş geldiniz amısın. Hoş bulduk. Onda da soyasa varmış. Malzeme asa varmış. Gelip şunları çalıyorlar ama kapılar. Tarihsel mi? Bir oda burası. Bir yatakta oda var. Bir oda burası. Burası kireç pardon. Ne odaydı? Ha burada şey vardı zaten. Bak kapatmışsın. Kaldı mı bu akşam? Burası bir oğlum. Hepsi böyle zaten. Yayı var burada yayı. Hadi bak. Bakalım içinden ne çıkacak acaba? Canlı yayında görürüz sonra. Kapısı da kapalı ya. Kutusuna çiçeğine benziyor. Çantasına benziyor. Hazine. Hazine evet. Bir tane bebek var burada. Ondan sonra var. Bir tane var. Canlı yayında şey, ışık nasıl açılıyor? Valla bilemiyorum. Burası üçüncü yolda. Salonda karşıda 3 oda var. 3 oda da bu tarafta var. Altları depo. Bunun altı da ahır. Tavanda bir şey var. Çıkış yeri. Burası kolonu var. Burada bir oda var. O ki salondan geldik ki. Burada cami imamların var. Burada kaldıkları için şey yapmışlar. Bunlar buraya koymuşlar. Yani içeri. Şunları açalım. Bunları açalım. Bunları açalım. Bunları açalım. Yolda baktın mı? Burada televizyon var. Bu gaz şeyi buna koyarlar giderler. Termatörü. Kilit. Kilit. Bak bunlar tarih eserler. Mumluk. Kapı kollar. Bunlar tarih eserler. Bunlar nasıl geri bakmışlar? Görmemişler de buraya açıp bakmamışlar. Aklına bak fareyi o yapınca güzel. Bıçak da aldı. Kama. Bu orak.
Bundan delikleri bundan açarlardı işte. Bu ahşapları birbirine tutturmak için. Bu da bunun şeyi galiba. Bunun mu? Bunun değil. Ha, bunun, bunun. Baksana sapında ne kadar. Kaması bu da. Tabii. Bunu beline takar. Atına biner. Anahtarı var. Şunun ne olduğunu bilmiyorum. Bunu böyle niye yapmışlar? Neden? Hayvan için mi? Fare girmesin diye. Şimdi dolap buraya ekmek koyarlar. Ekmeği burada saklarlar. Bu, bu kapak yukarıda kendinden durmaz. Aşağı düşer. Ha. Olur da evin hanımı bu ekmeği buradan aldıktan sonra unutur kapağı açmaya. Kedi köpek girer, ona zarar verir diye. Onu otomatik olarak böyle yapmışlar. Burada da mesela şey var. Lazımlık. Bunun içerisinde malzeme anahtarını vesairesini işte koyarlar. Bunlar terek, mutfağın terekleri. Yani kap, kazak şeyler koyuyor. Burada da gelenlerin elbiseleri asılır. Şunlara. Bunlar askılıklı burası. Bu oymalı, çok güzel durdu. Buradan çıkıyoruz. Şurası banyo. Kapatmışlar. Bu taraftan görebiliriz bunu. Burası da bu taraftan taşıdıkları malzemeleri burada şey yaparlar. Bu misafir odasıdır. Aynı zamanda oradan salona girer. Aynı zamanda buradan çıkıp tuvalete girer. Tuvalette aşağıda olur. Yani evin ilerisinde olur. Bu misafir burada yattığı zaman şey etmez. Evdekilerle rahatsız olmaz. Gerekirse banyoya girer. Banyonun niye buradan kapısı var? Buradan kapısı var. Bura ne? Banyo. Ben göstereyim size. Kendini açayım. Tamam. Banyo. Burada ateş yanır. İstilacınız var mı? Ama dikkat edin buraya girerken. Şeylere baksa hafta falan sakat olabilir. Ayağını tutmayalım. Burada şey var. Ateş. Şurada ateş yanar. Burası ısınır. Isıtılır. Ayağa dikkat et. Isıtılır. Isıtıldıktan sonra kazanında ateşi öbür taraftaki mutfaktan güdümleri ısınır su. Burada yıkanılır. Buranın gideri de var da harap olduğu için şey etmiyor. Şurası sabunlukla işte. Şey burada orada ne var bakalım bir şey var orada. Bir tane şişe var burada. Büyük ihtimalle yağ şişesidir. Gaz yağı ha? Evet. Spirto gaz yağı. Aa, çubuk ne? Burası işte bu baca var bundan yukarı doğru. Burada ateş. Orası yani. Açık zaten. Şu turdan gözüküyor bir tanesi çıkmış. Ha o çıkmıştı. Ha tam orada arada gözüküyor boşluk var. Ateş yanar, oradan bacası, bu bacasıdır. Burası ısınır, ondan sonra banyo yaparsın. Kışın haliyle bu da 2 metre kare olur. O yüzden bu şekilde. Ve misafir geldiği zaman dediğim gibi dışarıdaki o odadan, misafir odasından yatak, şey adam kalkar, bu kapı tabi o zaman kapalı olmaz. Dışarıdan açılıp çekilir. Buradan çıkar dışarı, oradan gelir, burada banyosu yapması gerekirse banyosunu yapar. Yani evdeki bayanlardan veya da erkeklerden uzak kalması için yani görmesinler diye. Misafiri. Olur yani. Misafir geldiği zaman niye diyeceksin buraya banyo yapıyor? Kışın geldi misafir en az 3 ay burada kalmak zorunda. Yani. Çünkü 1,5-2 metre kare oluyor. Hı-hı. Bir yere gidemez. Gelen zaten atıyla falan gelir. Ve hemşinler de şöyle der. Enişteyi kışın enişteyi davet etmezler. Nedeni? Geldiği zaman bir atı var. Artı bir de kendisi yiyecek içecek. Atı da yiyecek. Hayvanlar yeminler. Evladım o öyle takılmaz. Ha böyle takılmaz. Ha böyle. Geri git bak şimdi ateşlik dediğimiz yer burası kesme taştan yapılmıştır. Bak orada da şey felsefe takımları var. Burak! Evet. Bitti mi işi? Video çekiyorum şu anda. Burası dediğim gibi ateşliktir. Bu şunun adı manca kazanın zinciri. Zincir mi bu? Zincir derler buna. Bunu kazanı takarlar buna. Altta da ateşi yakar, kazan ısınır. Şurada da işte mutfağın dolapları. Burada da var evet. Bir şey var mı orada? Bir arkana koymuşlar. Neticede baca yüksek yapılmasının sebebi daha iyi buradaki ateşi çeksin, şeye gitmesin. Şuranın böyle yuvarlak ve düşük olmasının nedeni de duman içeriye geçmesin diye. Yani salona doğru duman geçmesin manasında.
Bu binayı babamla gelmiştik. Babam şöyle der. Benim dedelerim yapmıştır bunu. Hı. Diye söyler. Çünkü onların tarzıdır bu der. Bir gün bile burada duruyor. Alüminyum duruyor. Bakıyorsa çalarlar. Hamuru nerede yapıyorlarmış? Hamuru burada da onların büyük tekneleri var. Ahşaptı onun eskiden. Eskiden ahşap tekneleri vardı. Sonra alüminyum falan çıkınca alüminyum. Evinden herkese selamlar. 2021 Kasım. Şu an otu kurutmak için kışlık hayvanlara verecekleri otları buralara sererler. Kurutmak için. Mısır, mısırı aldıktan sonra onun gerisini buraya sererler. Ondan sonra acaba burası tamamıyla ot dolu. Ot yerindir aslında. Bu yanılmıyorsa bunu yaparken yüksek yapmanın nedeni buraya bir kat daha koymayı planlamaları. Şöyle her tarafının açık olmasına nedeni havada olsun ki otlar çürümesin diye. Ama bunun manzarası çok güzel. Evet. Süper bir manzarası var. Tam görülmeye değer yani. Bu ceviz ağacıydı yanılmıyorsam. Evet ceviz. Şurada armut var, elma var. O elmada da var ha. Şurada da karayemiş vardı. Kapalıydı hep dönünü. Açılmış. Açılmış değil. O sen biz yükseğe çıktığımızda sen alttan görmüştün. Yani böyle basıncı bina değil. Buna tokme derler. Ana tokme. İçerisinde bu tek bütün ağaçtan yapılır genelde. Bakın bu bütün bu. Tek bir ağaçtan yapılır. Uzun bir ağaçtan yapılır. Evet, bu tek bir bak. Buraya kadar gelir o ağaç. Bunun özel... Evet, evin üst katı. Burada yiyeceklerini ve otları saklıyormuş. Yaş otları buraya koyup ısınıyormuş. Hem evi sıcak tutuyor hem de kuruyormuş burada. Oradan hayvanlar yemiyor. Dışarıdan gelen tehlikeler de yok. Buradan hem de kullanım alanı. İşte burası hem evi üstüne odaların üzerinde olduğu için. Burası 3 oda. 3 oda da orası olduğu için. Burası hem otlar yiyecekleri, içecekleri de burada saklıyorlarmış. Osmanlı'da da bunun ismi nedir midir? Burası da zaten ocağın olduğu yer. Bu tavana kadar gidiyor. Orası hem ısıtıyor hem de işte duman gidiyor. Böyle bir ortam. Şu ağaç baştan sona tek bir bütün ağaç varmış. Evin büyüklüğüne gidip kesiyorlarmış. 50 metre, 20 metre, 5 metre, 7 metre. O ana direği oluşturmuş. Bir de şunlar. Alttan yukarı mı geliyor? Alttan yukarı yoktu. Şunlar. Atmalar. Havalar burası. Havadar. Görüntüsü de bu. Buraya bakınca sağ taraf cami. Görüntü bu. Bu duman, buhar geliyor. İnanılmaz bir yoğunluk var. Yağmur yoğunluğu. Burası da şu an ev boş. Arada bu işçiler gelmiş şeyin. Camide tamirat falan varmış. Onların işçileri yapmışlar. Eşyalar var içeride. O alttaki Zekiye ne oldu diyor. Bazen avcılar falan geliyor. Boş olduğu için burada sığınıyorlar. Burada kalıyorlar, malıyorlar. Avcılar, ava gelenler varmış şehirden, merkezden, oralardan. Bu dağlara ava geliyorlarmış. Öğrenmişler. Buradan gelip anahtarı alıp burada kalabiliyorlarmış falan. Öyle dedi. Normal görüntüsü bu. İkinci kattayız. Apartman, evin ikinci katındayız. Şöyle tutunarak Bismillahirrahmanirrahim diyelim. Buradan hayvanlar çıkmasın diye, çok ağır olmasın diye, vahşi hayvan da gelip düşmesin, gitmesin diye. Burada kapısı var bak, buranın yukarı çıkmasını önleyen kapı da var. Geldik buraya, gel bakalım Burak. Burası yukarıya çıkmasınlar diye, hayvanlar çıkmasın diye kapı da var. Gördüğünüz gibi bayağı yukarıdan geldi Burak. Durum bu. Burası da tahtalık, odunluk, semaver. Tekrar girelim. Durum bu. Karanlık. Kapıları kapatınca karanlık oldu. Durum bu.